Gidiyorum. Ayakları falan böyle sıfatını yapılmaz ya, en son biz yaptık, üstünden de biz yaptık. Değiştiririz lan, yeni içeride. Yani sıkıntı, bu sıkıntı değil tabii yani, sakat. Sıkıntı tabii yani. Ya. Efendim, eski kömür yükleme iskelesiyle ilgili Zonguldak Kent Konseyi'nin bir çalışması vardı uzun zamandır. Evet. Korunması ve turizm değeri olarak halka sunulması yönünde. Burası uzun yıllardır atıl durumda. Bir çalışma başlattınız. Ne aşamadadır, ne oldu ve bundan sonra süreçte neler yapılacak burada? Çalışmamız sizin de dediğiniz gibi 1,5 yıl önce sunduğumuz bir çalışma. Şu anda artık son aşamasına gelmiş durumdayız. Biz bir proje hazırladık burayla ilgili olarak. Zonguldak biliyorsunuz bir endüstri kenti. Bu da bu yapı da endüstri yapısı olarak tescil altına alınmış bir kültür varlığı. Tabii eski Zonguldak resimlerine baktığımızda bu yapıyı orada görebiliyoruz ve oldukça güzel bir silüet kazandırıyor kente. Daha sonraki yıllarda da farklı amaçlarla kullanılmış. Biliyorsunuz bir dönem Denizgül'ü diye bildiğimiz, hepimizin Zonguldakların bildiği bir Zonguldak, İstanbul'daki şehir hatları vapuru burada vardı, kullanılmıştı. Yani kent belleğinde önemi olan, yeri olan bir yapı burası. Tabii bu tescilli yapıyı biz Zonguldak'la tekrar kullanılır hale getirmek istiyoruz. Bu gibi tescilli yapılarda korumak değil, sadece koruma kullanma dengesini tam olarak dengeleyerek kent hayatına katmak önemli. Burayı ne yapabiliriz diye düşündük. Dediğim gibi bir endüstri yapısını tekrar eski yeni nesillere, eskiden gelmiş endüstri yapısını yeni nesillere de gösterebilmek amacıyla çağdaş çizgilerle tekrar bir şehrin yaşantısına kentsel bir odak olarak sunmak istedik. Onunla ilgili bir proje yaptık. Vali Bey'e ilettik projemizi. Vali Bey de olumlu karşıladı ve Kültür Müdürlüğümüze, İl Kültür Müdürlüğümüze konuyu iletti. Şu anda onlar da bizim verdiğimiz projenin, uygulamalı projesini hazırlanmak üzere İl Özel İdaresi'ne zannediyorum bugün itibariyle yazılarını yazacaklar. Çünkü Kültür Müdürümüzle görüştüğümüzde, Cuma günü görüştük kendisiyle. Bugün için yazacağını, ileteceğini söyledi. Yani artık bundan sonra uygulama projesi çizilip hemen arkasından, o çok kısa bir dönemdir. Çünkü projemiz hazır zaten. Biz verdik, sadece uygulama projesi çizilecek. Arkasından da hemen hayata geçirilecek. Ne yapıyoruz? Kısaca onu da söyleyeyim. Evet. Bu üzerinde görmüş olduğumuz yol, iskele. Sen bana bak. Bu orijinal değil aslında. Yani sonradan yapılmış ekleme. Biz bunu ilk haline, kullanıldığı halinde, daha önceki senelerde yapıldığı haliyle yenileyeceğiz. Ve esas bu kulenin üzerinde şu anda 1848 TTK yazan yere gelen bir rampa var. Esas yüklemenin yapıldığı, şarjman rapid olarak biliniyor. Yani hızlı yükleme, kömür yüklemenin, hızlı kömür yüklemenin yapıldığı, üzerinde vagonlarla çıkıldığı bir rampa var burada. O rampayı canlandırıyoruz. Aynı eski kent silüetinde olduğu gibi. Ve o rampaya yeni bir fonksiyon kazandırıyoruz. O fonksiyonda da sergi rampası haline getiriyoruz. Yani kentin belirli dönemlerinde rampadan insanlar çıkacaklar. Etrafında çıkarken rampanın kenarlarında kentin belirli dönemlerini yansıtan bilgilere, fotoğraflara rastlayacaklar. Zaman zaman sergi amaçlı da kullanacağız orayı, kullanabileceğiz. Belirli sanatçıların sergilerinde imkan tanınacak orada. Değişik temalar sürekli değişecek. Tam ucunda da yanında simgesel olarak vagonlar olacak. Daha önce aynı gerçek orijinalinde olduğu gibi. Ve son ucunda da ilk gene orijinalinde olduğu gibi bir teras var. Oradan yükleme yapılıyor aslında. O terası bir seyir terası haline getiriyoruz. Orijinaline uygun şekilde. Buraya gelen insanlar oradan Zonguldak fotoğrafları çekebilecekler. Limanın fotoğrafını çekebilecekler. Ve dahası kendileri de fotoğrafın içinde yer alarak bir Zonguldak anısıyla buradan ayrılacaklar. Yani burayı artık Zonguldak gelenlerin burayacağı bir kentsel odak haline getireceğiz. Biliyorsunuz hep konuşuyoruz, sizle de defalarca tartıştık. Zonguldak'a gelen insanların gezebilecekleri yerler çok sayılı olarak söylüyoruz her zaman. Turlar geliyor işte, Amasya'ya uğruyorlar, Devre'ye uğruyorlar ama Zonguldak'a bir türlü uğratamıyoruz onları. Elimizde bir Gökgör mağarası var. Madem müzemiz son artık
aşamaya gelmiş durumda, bitmek üzere, belki önümüzdeki sene o da hayata geçecek. Burası da bir üçüncü nokta daha olacak o iki saydığım şeyden sonra. Gelen Zonguldak'a gelenler buraya gelip burada dediğim şekilde ziyaret edecek. Zonguldak'a ait hediyelik eşyalarını buradan alabilecekler. Ve dahası dediğim gibi güzel bir silüetle, bir Zonguldak anısıyla, bir Zonguldak fotoğrafıyla ayrılabilecekleri güzel bir mekan burada yaratmış olacağız. Tabi bu rekreasyon, sahil bantındaki rekreasyonun ilk, belki de ilk aşaması olur. Bunun tabi devamını da getirmek lazım arkasından. Evet. Belki Fener bağlantılı da bir projeye buradan doğru, bu noktadan doğru başlamak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede hayata geçer ve Zonguldak'ımız güzel bir, hem kültürel anlamda hem de kentsel anlamda turizme de katkı verecek önemli bir odak noktasına daha kavuştururuz burayı.